بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنحن خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، على أكمل العالمين سيدنا محمد صلوات. حمد olsun Rabbimize, salat ve selam olsun Peygamberimize, Efendimize. Allah-u Teala'nın rahmeti üzerimize olsun. Bereketli yağmur indirsin Rabbim, bereketli kar versin. Yağmurdan da kardan da bakıp da ibret alanlardan eylesin, ibret almak. Nasıl oluyor Rabbim, ben buna aklım ermiyor. Yaratansın, yaşatansın, her şeye kudretin, gücün yeter. Bu kadar kar taneleri inerken semadan yere arza çığ oluşmuyor. Yani birbirine dokunmadan inen ahenkli bir şekilde o kar taneciklerinin şekilleriyle bizi büyüleyen, hayrete düşüren Rabbimiz Allah'tır demeye ne dedirten. İbretler vardır. Kar yağışı görüyoruz elhamdülillah. Tepelerde karlar oluştuğu gibi biz insanoğlunun da en tepesi bembeyaz olmuş. Yaşlanınca galiba. İnsanoğlunun tepesi buradan başlıyor ya, kardan başlıyor beyazlık. Bundan da ibret alalım. Bir gün dağların, taşların, ağaçların kefen giydiği gibi, beyaza büründüğü gibi beni de beyaza bürüyecekler, kefen giydirecekler demesini bilelim ve hazırlık yapalım. Ağaçlar uykuya yatıyorlar bak, hazırlık yapıyorlar, ölmeyelim diye tamamen korunmak için. Ayı da öyle, kış hayvanları, kış uykusuna yatan hayvanlar var. Yılan da öyle. Ey insanoğlu, sen bunlara ders, ibret almaz mısın? Ders çıkarmaz mısın bunlardan? Çeşit çeşit Rabbimin nimetleri, değişik değişik haller, olaylar, bunları sayarken işte insanı yaratan Allah ona da çeşit çeşit kulluk yapma yolları göstermiş, namazın bile çeşitlerinin olduğunu bize bildirmiştir. Allah'a kulluk ederken kulluğun bir kısmında fiili bir, ameli bir, fiili bir ibadet vardır, o da namaz. Nasıl ki meyve vermiyorsa bir ağaç, elma yaptın, armut yaptın, ceviz yaptın ama meyve vermiyorsa keser atarsın, daha verimli olanını yetiştirir veya aşlarsın, onu terbiye edersin. İnsanoğlu da, insan da Rabbine iman edip namaz kılmıyorsa tıraşlamak lazım. Verimsiz. Verimsiz ya. Güya çünkü biz insanoğlu kendini disipline edebilmesi için, haramlardan, yanlış yollardan koruyabilmesi için bir takım ibadetlere, takviyeye, disipline edilmeye ihtiyacı vardır. Bunların başında namaz gelir. Nasıl? Namazla insan yola girer. Namazla insan disiplin olur. Yani bir delikanlı veya yetişkin neyse
alkol müptelası olmuş, kumar müptelası olmuş, edemiyor, çekemiyor kendisini. Gel sen namaz kılanların içine, bir namaza başla. Bak bırakması nasıl kolay olur. Bıraktırır ya. Ama sen ben bıraktım diyorsun ve ortamdan ayrılmıyorsun. Olmaz. Yani hani Rabbimiz ayet-i kerimede kötülüğe karşı iyilikle, her kötülüğün arkasından, her günahın arkasından bir iyilik yapın. Alkolü bırakıyorsan ona karşı tanzehir olarak namazı kullanacaksın. Yani bıraktın, tamam, karşılığında bir iyi bir amel başlatmazsan, iyi bir amele başlamazsan oradan, ondan kurtulmak çok zordur. Onun için namazın da çeşitleri, cuma olmazsa olmaz, bayram olmazsa olmaz, beş vakit namaz olmazsa olmaz, bunlar hep tedavi edici, insanın disipline alıcı ibadetlerdir. İşte bu namaz çeşitleri içerisinde vitir namazı olduğu gibi bayram namazı da vardır. Beş vakit namazı anlattık. Cuma namazı vardır. Teravih namazı vardır. Bunlar da namazların çeşitlerinden, nevilerindendir. Bunları da hatırlatalım. Yani sabah anlattık, sabahı anlattık, kaç rekattır hikmeti, öğlen namazını anlattık, kaç rekattır hikmetleri, ikindi namazı, yani niçin kılarız, kaç rekattır, akşam namazı, yatsı namazı, vitir namazı, bayram, cuma, teravih, bunların da hikmetleri, rekatleri nelerdi? Bayram namazı kaç rekattı? Çok kısa ya. Cuma namazı kaç rekat? 2. Yani demek ki bir araya gelmemizin mecbur olduğu, evde olmaz, yolda olmaz, tarlada, bahçede, iş yerinde olmaz. Ben cumayı, bazı siyasiler de öyle diyor yani, ben cumayı evde kılacağım, kurban da diyor, gitmeyi verince şeye diyor değil mi, hacca diyor yani gibi. Bunlar cehaletten kaynaklanıyor. Yani hiçbir yerde olmaz. Nerede olur bu namaz, cuma namazı? Birlikte camide olur. Resmi makamların, idarenin, amirlerin, bağlı bulduğunuz dini otoritenin, kimse neyse, onların müsaade ettiği ve umuma açık olan, müsaade edilmiş, izin alınmış ve herkesin gelebileceği, girebileceği, kapısına vurmadan, öyle kapıda birisi bekliyorsa, seni aldım, seni almadım yapıyorsa, burada cuma olmaz. Herkes açık olacak. Bayram olmaz. İşte bu gibi yerlerde ancak ifa edilebilen, icra edilebilen, yerine getirilebilen namaz, bayram ve cuma namazıdır. Yolda kılamazsın, evde kılamazsın, iş yerinde kılamazsın. Kılacağım diyor mu? E git kıl o zaman. Nasıl kılacağım? Bir anlamı olmaz ki. İşte bu namazlar halbuki en kısa namazlar. Neden? Bir topluluk var. İnsanlar daralmasın, sıkılmasın, bağlanmasın, uzun süre orada kalmasın. Herhangi bir sıkıntı olur diye Rabbimiz iki rekat emretmiş. İki rekat. Cuma namazı iki rekattır. En kısa namaz. Sabah namazı 4 rekattır, 2 farzdır. En kısa namaz dersiniz ama sünneti kuvvetlidir. İhmale, terk etmeye gelmez yani. Sorumluluk ister. Ama cuma namazı 2 rekat farz. Sünnetler de sabah namazının sünneti gibi kuvvetli sünnet değildir yani. Bunları böyle bilelim. Ama Rabbimiz burada cuma ve bayramda esas olan konu komşuyu tanımaktır. Kaynaşmaktır, tanışmaktır. Ahmet'ti, Mehmet'ti, benim komşuydu, arkadaştı, dosttu. Bunlara diyebilmektir. Bunların bir araya gelmesidir. Namazı kısa tutun ama birbirinizle tanışın.
Namazı kısa tutun birbirinizin dertleriyle dertlenin anlamındadır. Veya ülkenin derdi, veya milletin derdi, veya İslam aleminin, ümmetin derdi nedir? Bunları konuşun. Namaz uzun uzadıya böyle namaz emretmemiş Allah-u Teala. İki rekat hiçbir yerde kılamazsın ama camide kılacaksın. Neden? Camide birlikte olacak. Bunları konuşasınız diye. Kaynaşasınız, tanışasınız diye. Yani adam cumalara geliyor ama 40 seneden beri cumaya geliyor. Ayda 4 defa. Efendim, ayda 4 defa 52 ile 4'ü çarp. Yani 200 defa senede cumaya geliyor. Ama hiç dost etmemiş. Hiç tanış olamamış. Hiç konuşma birisiyle merhaba nasılsın, iyi misin bile dememiş. Yapayalnız. Böyle cuma olmaz ya. Allah sana iki rekatı cuma camide kılacaksın diyorsa bunun bir amacı olmalı. Yani cumanın hikmetini anlatmaya çalışıyorum. İki rekat. Önünde 4 rekat sünnet var. Beklemek için yine diye gelsin insanlar. Cuma namazına yetişsin diye bekliyoruz. 4 rekat ilk sünnet kılıyoruz. Sonra Celle Şahı. Sonra 4 rekat yine sünnet var. İnsanlar bir beklesin de şöyle birbirini görsün diye bekliyor. Bunlar hep namazlardır. Sünnetler boşuna değildir yani. Hemen bitti. Kaçmasınlar diye. Efendimiz sünneti kılmıştır. Evet. Onun için siz olun da size musallada dostlar lazım. Geçen bir cenazede nasıl içten diyorlar ya, helal ettik hakkımızı. Bazı cenazelerde hiç ses çıkmıyor. Tanımıyor bildi yani. İşte cumalar bunları kazanmanın yeridir, yoludur. Bayram namazları bunun yeridir, yoludur. Haftalık toplantımızı biz mahalle bazında, semt bazında haftalık toplantımızı, kaynaşmamızı, konuşmamızı, dertlerimizi cuma günü, cuma namazında anlatırız. Yani belki yadırgıyorsunuzdur. Her cuma, yani 100. program, 200. program, 40 seneden beri her cuma çıkarım ben 5 dakika, 10 dakika mutlaka cemaatin karşısına dönerim. Mikrofonu alırım, konuşurum. Burada amaç nedir? Ya, mahallede bir dert varsa. Yani tabii şeyden de konuşulur, Ulu Cami'den de konuşulur. Eyvallah konuşulur. Ama benim mahallemdeki derdi bilmez ki Ulu Cami'de konuşulur. Benim mahallemde ölen kalan kim var bunu diyemez ki. Amaç nedir burada? Mahallemde önemli bir olay. Çünkü mahallenin toplantısı, semtin toplantısıdır cuma günü. Ben bunu cuma günü dini bir otoriter olarak insanlar toplanmış, bir araya gelmiş, Allah'ın huzuruna gelmişler. Burada mahallenin dertlerini, sıkıntılarını anlatamıyorsam o zaman cuma amacına ulaşmamış oluyor yani. Ya Ulu Cami'den de anlatılır ama orada ne anlatılır? Onlar da ümmetin durumu anlatılır. Toplu. Semtin durumu oradan anlatılamaz. Bilmez çünkü. Muhtarı, efendim caminin, derneği, cemaati, hocası bir araya gelir. Mahallemizin sorunları. Çöp konteyner mi yok? Çöp götürüyor. Bu konuşulur. Efendim gençler uyuşturucu batağına gidiyor. Bizim mahallede bu çok var. Buna önlem alınır. Yani cumadaki maksat budur ya. Dolayısıyla cuma namazı 4 rekat ilk sünnettir. Hutbeye herkes gelsin, dinlesin, cumaya yetişsin diye önden bir peygamber efendimiz gelmiştir beklemek için ve son an olarak artık iç ezan. İç ezan, o ezan artık beklemeyi bitirir. Namaza falan duramazsın artık, ibadeti, her şeyi bırakıyorsun. Hutbeye yönelir, hutbeye. Artık o bekleme bitince anlar ki insanlar herkes sünneti kılmış, bitmiştir. Artık duramaz. Geç geldim ben duruyor namaz. Hayır. Orada farz var. Hutbe var.
Ondan daha önemli durum. Kes artık. İşte hutbe de yine Allah-u Teala'nın huzuruna duruş için kardeşim ya bu şekilde bu pandemide, bu hastalıkta, bu darlıkta, bu yoklukta bak bunların önemi anlatılır neyse der bu şekilde namaza duramayız Allah'ın huzuruna Allah bize ne der diye insanları namaza hazırla hutbe. O dertlerin giderilmesi için bu dertle namaza Allah'ın huzuruna nasıl duracaksın? Duramazsın. Bu dertleri çözeceğiz mi? Cemaat denir hutbede. Bu konuları gündeme getirin. Konular neyse bak cami ısıtmıyor kardeşim nasıl da baskılacağız? Der yani. Bunlara hazırlık yapılır. Bunlar irdelenir. Bunlar konuşulur. O zaman yapacağız. Bunları anlatıyoruz değil mi? Cumalarda bunlar gündeme geliyor. Sıkıntılarımız neyse bunları söylüyoruz. Bunları halledeceğiz. Allahu Ekber. Huzurla Rabbinin huzurunda iki rekat için kılarız. Rabbim kabul eylesin. Ardından da hemen kaçıp gitmeyiz. Ne yaparız? Sünnete durur şöyle bir sakinleriz. İki rekat farzı kıldıktan sonra sakinleriz şöyle. Yuha hemen kaçmayız. Yavaş yavaş işi varsa kişiler ama duruluruz şöyle bir. Efendimizin kıldığı gibi insanları bekleme adına gelsin kimisi Allah kabul etsin. Kimisi efendim benim şu derdim var desin. Şu nasıl olacaktı hocam? Efendimiz de yönünü dönerdi cemaate. Beklerdi. Namazla işte 2 rekat veya namaz sonrasında yine farzlar sonra 2 rekat, 4 rekat sünnetler, namazlar da bunun içindir yani. Rabbim kabul eylesin ibadetlerimizi. Bunları anlayarak birbirimize sarılmayı, tanışmayı, konuşmayı, kaynaşmayı namaz sayesinde bizlere bahşeylesin inşallah. El Fatiha.